Arkadaşlar merhaba. 11. sınıflarda 9. Föyün ödev testine bakacağız. Birinci soruda A ve B noktalarını vermiş. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimi kaçtır diye sorulmuş. İki noktası bilinen doğrunun eğimi formülünü kullanacağız arkadaşlar. Şöyle diyelim MAB yani AB noktalarından geçen doğrunun eğimi bu şekilde ifade ediyoruz. Y'lerin farkı arkadaşlar. Y1 eksi Y2 bölü x1 eksi x2 diyebiliriz. Şimdi burada ben arkadaşlar y1'i 2 olarak alıyorsam x1'i de 0 olarak alacağım. Yani y1 ve x1 aynı noktanın koordinatları y'si ve x'i. Y2 ve x2 de diğer noktanın y'si ve x'i oluyor arkadaşlar. Şimdi y1'i 2 olarak alırsam şayet y2 6 oluyor. X1'i 0 olarak alırsam x2 de 1 oluyor. Farklarını alırsam eksi 4 bölü eksi 1'den buradan eğimi biz 4 olarak buluyoruz. Cevabımız Adana. Diğer noktadan başlasam olur muydu? İşte 6 eksi 2 bölü 1 eksi 0. O zaman 4 bölü 1 yine 4 olarak elde edecektim sonucu. Yani bir şey fark etmeyecekti. Devam edelim. Geldik şimdi ikinci soruya. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen AB doğrusunun eğimi. Şimdi aynı soru aslında. Burada da noktaların koordinatlarını kolayca tespit edebiliriz. 1'e 2 A noktasının koordinatları. Burada da 4'e eksi 1 olarak tespit edersek MAB'yi ben işte 2'den eksi 1'i çıkartıyorum. 2 eksi eksi 1 diyorum. 1'den de 4'ü çıkartıyorum. 1 eksi 4 diyorum. Buradan şurası artı oldu. 2 1 daha 3 bölü. Burası da eksi 3. 3 bölü eksi 3'ten eğim eksi 1 olarak bulunabilir arkadaşlar. Bu sorunun diğer bir yolu da arkadaşlar şöyle bir üçgen oluşturabilirim. Şimdi benim doğrum burada sola yatık. Sola yatıksa eğim eksi oluyor. Bir defa onu yazalım. Eksi yazalım. Şimdi burada üçgende düşey bölü yatay yapacağım. Düşey uzunluk nedir arkadaşlar burada? 3 birim. Yatay uzunluk nedir? Burası da 3 birim arkadaşlar. Bakın burası 1. Dolayısıyla 3 bölü 3'ten 1 gelecek. Ama önüne de eksi koymuştuk. Eksi 1. Bu da İkinci yolumuz olsun arkadaşlar. Devam edelim. Geldik üçüncü soruya. Analitik düzlemde çizilen D doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 3 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar sola yatıksa D doğrusunun eğimi eksi ile başlayacak. Negatif bir eğimi vardı demektir. Sola yatık oldu. Sağa yatıksa pozitif bir eğim. Şimdi sonra düşey bölü yatay yapıyorum. Düşey uzunluk 3. Yatay uzunluk A. Burada arkadaşlar A pozitif bir sayı olduğu için şu uzunlukta pozitif olarak A'dır. Dolayısıyla 3 bölü A, eksi 3 bölü A eğim oldu. O da eksi 1 bölü 3'e eşitmiş arkadaşlar. Eksi 1 bölü 3'e. İsterseniz şöyle karışmasın. Eksi 3 bölü A eşittir. Eksi 1 bölü 3 ise bakın eksiler gidiyor. İçler dışlar çarpımı da yaparsam ben A ile 1'i çarptım. A 3'te de 3'ü çarparsam A'yı 9 olarak elde ediyorum arkadaşlar. Cevap Denizli. Devam edelim. Geldik dördüncü soruya. Analitik düzlemde OABC dikdörtgen. D BC doğru parçasını içten bören bir nokta. BD'nin 2CD'ye eşit olduğunu verilmiş. Yani CD'ye ben buradan K dersem değil mi? BD'de 2K'ymış arkadaşlar. Çevre AOBC. Yani buradaki dikdörtgenin çevresi soruluyor arkadaşlar. Bakın şu doğru parçasının ben x eksenine paralel olduğunu biliyorum. O yüzden y'si değişmeyecek değil mi? Şuradaki C noktasının y'si de yine 4 olmaz mı arkadaşlar? Evet. X'e baktığımız zaman şu uzunluk 6 birimmiş. Neden? Çünkü eksi 6'yı gördüm ben. Y ekseninin olan uzaklığı 6 birim. Eksi 6'yı gördüğüm için. O zaman burası da 3 birim olmayacak mıdır arkadaşlar? Veya içten bölme 2K'ya K değil mi? Bak şuradaki B noktasının X'i 0. 0'dan eksi 6'ya. Bak şurası 0 değil midir? Hatta 0'a 4'tür arkadaşlar. Bakın Y'ler değişmiyor hiç. Değil mi? İçten bölme de yapabilirsiniz yani burada. Diyebilirsiniz ki hani 2K'da 6 azalmış. K'da da 3 azalacak. Eksi 6'ya 3 eklerim. Eksi 9. Hani önceki ödev testinde de yaptığımız gibi böyle içten bölme gibi de yapabiliriz.
Böylece C noktasının koordinatlarını biz eksi 9'a 4 olarak buluyoruz arkadaşlar. Demek ki şu uzunluk arkadaşlar 4 birim. Burası da 4 birim. Burası eksi 9'du. Bakın 3, 6, 9 zaten. Burası da 9 olmaz mı? İşaret olarak eksi ama şu uzunluk olarak 9 olacaktır. Çevre kısa kenarla uzun kenarı topla 2'ye çarp şeklinde bulunabilir. 2 çarpı 9 artı 4'ten 2 çarpı 13'ten 26 olarak elde ediyoruz arkadaşlar. Cevabımız Deniz'de. Devam edelim. Beşinci soruda kare. ABCD bir kareymiş. A noktasının koordinatları 3'e 0'mış. D noktasının koordinatları 0'a 5'miş. Yani bu nokta şu uzunluk 5 birim arkadaşlar. Bu uzunluk da 3 birim. Sakın aklınıza 3, 4, 5 gelmesin. Burada 3, 4, 5 yok arkadaşlar. 3, 4, 5 olsaydı şu hipotenüs 5 oluyor. Burada Pisagor yapsanız şurayı da bulabilirsiniz. Yani ben buraya şimdilik bulmakla uğraşmayayım. Başka bir harf vereyim diyorum. Buraya ne diyelim? X diyelim mi? X demeyeyim de A diyelim. Tamam mı arkadaşlar? A'yı nasıl bulursun sen? Hadi şurada bulalım isterseniz. Kök içinde 5'in karesi artı 3'ün karesi. 25, 9 daha. 25, 9 daha 34. Kök 34'tür arkadaşlar burası. Yani 3, 4, 5 üçgeni değil. Burası kök 34. Buralar da hep kök 34 arkadaşlar. Bakın şimdi şurada ben dik indirirsem bakın burada da dik üçgen var, burada da dik üçgen var ve 90'ların karşıları eşit. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman bu üçgenler eş üçgenlerdir arkadaşlar. Bakın alfa, beta, 90 üçgeni yok mu? Bakın burada da 90 var. 90, beta. Bak buraya alfa kaldı. Alfa, 90, beta. Eş üçgenleri gördüm ben. Hatta şuradan çizsem yine eş üçgen olur ama bize C noktasının koordinatları sorulmamış. B noktasının koordinatları sorulmuş. O yüzden buradan çizmek mantıklı. Şimdi eş üçgenler olduğu için hatta ben şuraya K diyeyim. Eşliği gösterelim. A O D üçgeni ile eştir. Beta 90 alfa şeklinde gittik ya. BKA üçgeni eştir arkadaşlar. O zaman alfaların karşıları eşit uzunlukta. Bakın alfanın karşısı 3 ise burada da alfanın karşısı 3 olmaz mı? Evet olur. Beta'nın karşısı 5 ise burada da beta'nın karşısı 5 olmaz mı? Dolayısıyla B noktasının koordinatlarını bakın x'i 8, y'si 3 olarak bulabilirim. B noktasının koordinatlarını buldum. Bakın şu uzunluk 8, bu uzunluk da 3 olduğu için 8'de 3. B noktasının koordinatları toplamı 8 artı 3'ten 11 olarak elde ediliyor. 5. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet devam edelim. 6. sorudan analitik düzlemde ABC noktalarına göre AB doğrusunun eğimi sıfırdır. Hemen bakalım. AB'ye bakalım. Y'ler farkı 0, eksi 0. X'ler farkı eksi 1, eksi 2. Şimdi zaten payım 0 geldiği için 0'dır arkadaşlar. Hiç payda hesaplamaya da gerek yok. Birincimiz doğru. Devam edelim. İkinciye bakalım. AC doğrusunun eğimi eksi 1'dir. Hemen bakalım acaba eksi 1 oluyor mu? Y'ler farkı 2 eksi 0. A ve C noktalarına bakıyorum. X'ler farkı 0 eksi. Eksi 2. Öyle değil mi? 2 bölü 2'den bakın buradan artı geldi. Dolayısıyla 2 bölü 2'den 1'dir. Ama bize demiş ki eksi 1 demiş yanlış. Dolayısıyla 2'nin yanlış olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü öncülümüze bakalım. BC doğrusunun eğimi eksi 2'dir demiş. B ve C noktalarına bakacağım bu sefer. Y'ler farkı 2 eksi 0. X'ler farkı 0 eksi 1. Dolayısıyla 2 bölü, buradan da artı geldi. 2 bölü artı 1'den 2'dir. Ama bize eksi 2 demiş. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir Adana oluyor. Devam edelim. Geldik ödev testi 2'nin ilk sorusuna arkadaşlar.
Burada bize 3 tane doğru vermiş. D1, D2, D3 doğruları. Bunların eğimleri M1, M2, M3'tür demiş. Hangileri doğru? Şimdi M1 doğrusunun eğimi, pardon, yani D1 doğrusunun eğimi M1 eşittir 0 demiş. Gerçekten gençler x eksenine paralel olduğunu görüyorum. Yani bunun x ekseniyle yaptığı açı 0 olduğu için M1 tan 0'dır. X ekseniyle yaptığı açının pozitif yönlü açının tanjantı değil midir arkadaşlar? Tan 0'da 0 olduğu için evet, birincisi doğru. Ya da bak şöyle düşünelim. Üzerindeki herhangi iki tane noktayı düşün. Bu nokta 0,6'dır. Şuradan bir nokta alsan arkadaşlar, o kaçtır mesela? 3'e 6'dır. Mesela y'lerini çıkarttığın zaman bak yine eğimi 0 olarak buluyorsun. Y'ler böyle x'ler farkı ya. Y 6'dan 6'yı çıkart 0. Dolayısıyla bir her türlü doğru arkadaşlar. Şimdi 2'ye bakalım. M2'ye bakalım. Şimdi sola yatık olduğu için eğim bir defa eksi. Düşey bölü yataydan 6 bölü 6'dan eksi 1 olarak bulabiliriz. Veya işte noktadan da gidebilirsin. 0'a 6, işte bu da 6'ya 0. Y'ler farkı 6, x'ler farkı eksi 6. Yine eksi 1 olarak buluyoruz arkadaşlar. İkinci öncülümüz de doğru oluyor arkadaşlar. Geldik üçüncü öncülümüze. M3 eşittir 2 demiş. Yani D3 doğrusunun eğimi acaba 2 mi? Derseniz burada noktadan gidebiliriz. İki türlü de yapalım yine isterseniz. Şimdi bu noktanın koordinatları eksi 5'e 0 arkadaşlar. Bu noktanın koordinatları da 0'a eksi 10. Y'ler farkı arkadaşlar 0 eksi eksi 10'dan artı 10 geliyor paya. X'ler farkı da eksi 5 eksi 0'dan eksi 5 geliyor. Buradan eksi 2 geliyor. Ama bize 2 demiş. Dolayısıyla yanlış. Bu şekilde eğimi bulduk arkadaşlar iki nokta yardımıyla. Bir de doğrunun konumundan eğimin eksi olduğunu söyleyebilirim ben direkt. Ama burada artı demiş. Oradan da direkt eleyebilirim. Yine diğer yoldan bakalım arkadaşlar. Eksi. Düşey uzunluk nedir arkadaşlar? Bakın burada 10. Yatay uzunluk 5. Eksi 10 bölü 5'ten eksi 2 olarak bulabiliyoruz. Ama artı 2 olduğu için soruda verilen cevabımız 1 ve 2'nin doğru olduğu yönünde, yani C şıkkı. Devam edelim. Dik koordinat düzleminde D1, D2, D3 doğruların eğimleri M1, M2, M3 olarak verilmiş arkadaşlar. Bunları şimdi sıralayacağız. Hangisi daha büyüktür? Bir defa D1'in eğimi M1 diyelim arkadaşlar. M1 eksidir değil mi? Yani sola yatık olan doğruların eğimi eksi oluyor. M2'nin ve M3'ün artı olduğunu söyleyebilirim. Onlar bakın sağa doğru yatık. Peki en küçüğünü bulduk. M1 en küçük arkadaşlar. Eğimi en küçük çünkü eksi. M2'nin mi eğimi daha büyüktür? M3'ün mü? Bunu incelerken arkadaşlar x ekseniyle yaptığı açılara bakalım. Bakın şuradaki açıya ben teta 1 diyeyim. Ya da ne diyeyim? Alfa diyelim mi? Şuradaki açı x ekseniyle yaptığı açıya teta diyelim. Şimdi alfa mı büyük, teta mı büyük? Bunu söylemesi kolay aslında arkadaşlar. Öyle değil mi? Oradan görebiliriz. Teta daha büyüktür alfadan. O zaman her ikisi de birinci bölgedeki açı, yani 90'dan küçük açılar. Tanjant teta'da tanjant alfadan büyük olduğunu biliyorum ben. Nereden biliyorum arkadaşlar? Trigonometriden biliyorum. Birinci bölgede açı büyüdükçe tanjant değeri de büyüyordu arkadaşlar. Tan teta neye eşit oluyor arkadaşlar? M2'ye eşit oluyor. M2 büyüktür tan alfadan. Yani M3 mü arkadaşlar? Evet, M3'ten. O da onlar da bu ikisi de M1'den büyük. Dolayısıyla M2 büyüktür, M3 büyüktür, M1 küçükten büyüğe sıralarsam M1 küçüktür, M3 küçüktür, M2 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Eğer bu şekilde göremiyorsak arkadaşlar, herhangi iki tane noktasını burada tespit etmek kolay. Mesela şu D3 üzerindeki bir noktayı söyleyeyim ben size. Bakın X'i 4, Y'si 2. Değil mi? Diğer noktam da işte orijin. 0'a 0. Bu iki noktayı kullanarak eğimini bulabilirsin.
Aynı şekilde D2 doğrusunun eğim noktalarını bulabilirsin. Mesela 0'a 2. İşte burada ne var? Eksi 1'e 0. Bu iki noktayı kullanarak bulabilirsin. Aynı şekilde D1'in bir tane noktası burada. Diğer noktası da işte burada. 2'ye 0. Bu noktaları kullanarak eğimleri bulabilirsin. Direkt bulup sonuca da ulaşabiliriz arkadaşlar. Ben önce işaretten gittim, sonra açıdan gittim. Diğer yolda siz deneyebilirsiniz. Devam edelim. Geldik 3. soruya. Analitik düzlemde A, B, C, O noktaların oluşturduğu taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bu sorunun da arkadaşlar farklı yöntemleri olacaktır. Şeklimiz bir dörtgen. Bu dörtgeni böleceğiz arkadaşlar. Ben şuradan bölmeyi tercih ettim. Siz farklı yerlerden bölüp de sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi ben buradan böldüğüm zaman arkadaşlar iki tane üçgen elde ettim. Öyle değil mi? Bakın öncelikle şu kırmızıyla taradığım üçgenin alanını tespit etmeye çalışalım. Bunun arkadaşlar tabanını ben 8 birim olarak alırsam yüksekliği nedir? Şu uzunluk nedir arkadaşlar? C noktasının y eksenine olan uzaklığını bulurken x'ine bakıyorsun 4. Dolayısıyla bu üçgenin alanı 8 çarpı 4 bölü 2'den 8 kere 4 32 2'ye bölersin 16. Şimdi maviyle taradığım üçgenin alanını bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabanı 6, yüksekliğine bakalım arkadaşlar. Yüksekliği de C noktasının x ekseni olan uzaklığına bakarken şu y'sine bakıyorsun arkadaşlar 2. Dolayısıyla 6 çarpı 2 bölü 2'den 6 olarak buluyoruz. Bu bulduğum alanları toplayacağım arkadaşlar. 16 artı 6 eşittir 22. Üçüncü sorumuzun cevabı Bursa oluyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Geldik dördüncü sorumuza. Analitik düzlemde AB noktalarından geçen doğru x eksenini C noktasında kesmektedir. C noktasının apsisi kaçtır? Apsisini soruyor arkadaşlar çünkü x eksenin üstündeki noktaların ordinatları sıfırdır. Şimdi buradaki C noktasının apsisine yani x'ine de C diyelim mi arkadaşlar? C diyelim. C noktasının x'i C. Tamam. Şimdi doğrusal olduğu için arkadaşlar A ve B noktalarını kullanarak bulduğum eğim ile B ve C noktalarını kullanarak bulduğum eğimin birbirine aynı olması lazım. Çünkü bunlar aynı doğru. Eğim aynı. Veya sen buraya BC demek yerine AC dedin diyebilirsin. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Ben öyle dedim. Şimdi burada A noktasının y'sinden B noktasının y'sini çıkartıyorum arkadaşlar. 8 eksi 4 bölüm. A noktasının x'inden B noktasının x'ini çıkartıyorum. Eksi 4 eksi. Eşittir. B noktasının y'sinden C noktasının y'sini çıkartıyorum. 4 eksi 0. B noktasının x'inden C noktasının x'i apsisi yani C'yi çıkartıyorum. Buradan sonuca ulaşacağız arkadaşlar. 8'den 4 çıktı. 4. Eksi 4 eksi 2 daha. Eksi 6. Eşittir. 4 bölü 2 eksi C olarak buluyoruz. Bakın paylar aynı. Payların da aynı olması lazım. Yani 2 eksi C'nin eksi 6'ya eşit olması lazım. 2'yi atarsam ben karşıya eksi C eksi 8'dir. Dolayısıyla C de buradan 8'dir. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Geldik beşinci soruya. Analitik düzlemde noktalarından geçen doğru x eksenine paraleldir. Arkadaşlar x eksenine paralel doğruların eğimleri nedir? Diyelim ki böyle x eksenine paralel. Bakın bunlar x ekseniyle pozitif yönlü bir açı yapmaz. Dolayısıyla eğim açımız sıfır oluyor arkadaşlar. Tan sıfırda sıfırdır. Yani eğimleri sıfır oluyor. Değil mi? Dolayısıyla x eksenine paralelse bu AB noktalarından geçen doğru eğimleri sıfır olmak zorunda. Eğim AB eşittir sıfır. Y'lerini birbirinden çıkartırsak zaten sonucun direkt sıfır olması lazım. 5 eksi A eksi A eksi 1 bölü işte x'lerini çıkartırsam 2 eksi
A artı 3 eşittir 0. Arkadaşlar hiç paydaya bakmama gerek yok. Payın 0 olması sonucun 0 olması için yeterli olacaktır. Buranın 0 olması lazım arkadaşlar. Şuradaki eksiyi dağıtacağım. 5 eksi A eksi A artı 1 eşittir 0'sa. 5 bir daha 6. 6 eksi 2A 0'sa. 2A 6'dır. A da 3'tür arkadaşlar. Cevabımız Edirne oluyor. Devam edelim. Geldik arkadaşlar bir adım ötesi testlerine. Şekle baktığımız zaman AB ile AC'nin dikliğini görüyoruz. BO ile EOC'nin birbirine eşitliğini görüyoruz. OD kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir çizsem ben. Böyle bir çizsem. Yani şu A noktasının orijinal olan uzaklığı. Onu nasıl buluruz AO uzaklığını? Karekök içinde bakın bunun karesi. Yani 4'ün karesi. Artı 3'ün karesi. Yani orijinin sıfıra sıfırlarını çıkarsam da yine 4 gelecek. Yine 3 gelecek değil mi? Eksi 4 gelse bile hani karesi 4'ün karesine eşit. Buradan da 3, 4, 5 üçgeninden şu uzunluğu ben 5 olarak buluyorum arkadaşlar. Şimdi 90'dan inen kenar ortay oluşturduğum için muhteşem üçlü oluşuyor arkadaşlar. Bakın burası da 5. Burası da 5'tir arkadaşlar. Şimdi ben aslında burada C noktasının koordinatlarını bulmuş oldum. C noktası x eksen üstünde olduğu için 5'e 0 noktasıdır bu. D noktası da arkadaşlar x'i 0'dır. Y'si neden x'i 0'dır? Y eksen üstünde. Y'si de D olsun arkadaşlar. 0'a D noktası. OD kaç birimdir diyor. Ben şuradaki D uzunluğunu bulursam değil mi? Şu uzunluk D'dir zaten. O zaman OD eşittir D. Ben bunu arıyorum arkadaşlar. Şu D uzunluğunu arıyorum. Şimdi buradaki arkadaşlar A, D ve C doğrusal olduğu için A ve D'yi kullanarak bulduğum eğimle A ve C'yi kullanarak bulduğum eğim birbirine eşit oluyor. Yani şöyle diyelim M, A, D eşittir M, A, C. Öyle değil mi? Şimdi Y'lerini çıkartırsan 3 eksi D bölü eksi 4 eksi 0. Eksi 0. Eşittir. Bir de A ve C'yi kullanacağım. 3 eksi 0. 3 yani. Eksi 4 eksi 5. Şimdi düzenlersem arkadaşlar 3 eksi D bölü eksi 4 eşittir. 3 bölü eksi 9. Bakın eksiler burada gidiyor. Değil mi? Eksileri gönderelim. İçler dışlar çarpımı yapalım bir de. 9 kere 3 27 eksi 9D eşittir. 3 kere 4 12. Bunu bu tarafa eksi 9 değil de diğer tarafa atarsam 9D arkadaşlar 27'den 12 çıkarsam 15 mi oluyor? Her iki tarafı da 9'a bölerim. Bakın D'yi ben 15 bölü 9'dan 5 bölü 3 olarak elde ediyorum. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı burs oluyor. Devam edelim. Geldik ikinci soruya. Analitik düzlemde çizilen doğrulara göre D1 doğrusunun eğimi 2'dir demiş. Pozitif olduğu belli arkadaşlar. Değil mi? Bir şey böyle yatay yaparsam 4 bölü 2 M1 bakın buradan bulalım. Pozitifti. Düşeyi uzunluk 4 oluşan şu üçgende. Yatay uzunlukta 2. Dolayısıyla 2. Birinci öngörümüz doğru. D2 doğrusunun eğimi negatiftir. Evet. Düşey bölü yatay yapacağım arkadaşlar. Şimdi düşey uzunluk 4. Yatay uzunluk 2. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 olarak buluruz. Ama burada eksi 1 bölü 2 demiş. Yanlış. Şimdi bir de M3'e bakalım arkadaşlar. Yine eğimin eksi olduğunu biliyorum ben. Düşey 2, yatay 4 arkadaşlar. Eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2 olarak buluruz. Ama burada eksi 2 demiş yanlış. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı Adana oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Geldik üçüncü sorumuza.
Analitik düzlemde AOB ikizkenar dik üçgen. Tamam. Dikliği vermiş bize, eşitliği vermiş OA ile AB, evet, ikizkenar dik üçgenden dolayı. 12'ye 0 vermiş, 0'a eksi 2 vermiş arkadaşlar. Buna göre AC, C noktasının koordinatlarını belli. Biz A noktasının koordinatlarını da bulursak şayet AC uzunluğunu bulabiliriz. Bize de AC uzunluğu sorulmuş. Şimdi arkadaşlar hemen benim aklıma şuradan ikizkenar dik üçgen ya, şuradan diklik indirmek geliyor. Evet. İkizkenar olduğu için indirilen dikme aynı zamanda kenar ortay oluyor. Bakın şurası da 6, burası da 6. Öyle değil mi? Aynı zamanda 90'dan inen kenar ortay muhteşem üçlü yapmıyor muydu? Bakın burası da 6 o zaman. A noktasının koordinatlarını ben bu şekilde kolayca buldum. 6'ya 6. A noktasının koordinatları belli. C noktasının koordinatları belli. Hadi şimdi AC uzunluğunu bulalım. Karekök içinde 6'dan eksi 2 çıktı. 6 eksi 2'nin karesi artı 6'dan 0 çıktı. 6 eksi 0'ın karesi. Buradan 8'in karesi artı 6'nın karesi. 6, 8, 10 üçgeninden değil mi? Ya da işte 36 dersin, 64 dersin. Kök 100. Böyle yapabilirsin. O da 10'a eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. AC'nin uzunluğu 11'imdir. Üçüncü cevabı Edirne. Devam edelim. Geldik dördüncü sorumuza. Şekilde kenarları 6 ve 9 birim olan ABCD dikdörtgen biçimindeki karton AF ve AE boyunca eşit alanlı 3 bölgeye ayrılıp kesiliyor. Daha sonra üçgen olan parçalar aşağıdaki bir koordinat düzlemine yerleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar buradaki alanlar birbirine eşitmiş. Şöyle gösterelim. Bu alanların kaç olduğunu bulabilir miyiz acaba? 6 çarpı 9 dikdörtgen alanı, değil mi? 6 kere 9 54'tür. 54'ü de 3'e bölsek arkadaşlar. 54 bölü 3. 18 değil midir arkadaşlar? 18'dir. Bakın o zaman buranın da alanı 18. Buranın da alanı 18. Buranın da alanı 18. Şimdi şu uzunlukları bulabilir miyiz acaba? Bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? İşte 6 çarpı a bölü 2 eşittir 18 ise 3a 18. A'yı da ben buradan 6 olarak buluyorum. Buraya da b dersek 9 çarpı b bölü 2 eşittir 18 ise 9b arkadaşlar içler dışlar çarpımından 36'dır. B'yi de ben buradan 4 olarak bulabiliyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi buradaki dik üçgen ikizkenar dik üçgen. Mavi dik üçgen ise öyle değil. Şimdi arkadaşlar mavi dik üçgende kısa kenar. Bakın kısa kenar gelmiş ki buraya. Çünkü bakın kenarlarından biri 4, biri 9. Demek ki bakın buranın 4 olması lazım. 4 olacak ki arkadaşlar bakın 6'dan kısa. Değil mi? Sarı dik üçgenin dik kenarlarının her ikisi de 6. O zaman bakın buradaki D doğrusunun eğimi çıktı bile ortaya. Öyle değil mi? Çünkü D doğrusunun eğimi pozitiftir. Sağ yatık bir doğru arkadaşlar. Düşey uzunluğu 4. Yatay uzunluğu da 6. Düşey böyle yatay olarak buluyorduk. Değil mi? İstersen koordinatları da kullanabilirsin. Mesela dersin ki burası işte 0'a 4'tür. İşte burası dersin ki arkadaşlar eksi 6'ya 0'dır. Yani noktanın iki nokta yardımıyla da eğimi bulabilirsin. Yine 4 bölü 6'dan 2 bölü 3'e ulaşacaksın arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan oluyor arkadaşlar. Bu da son sorumuzdu. Umarım anlaşılmıştır. Beğenip takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.